Evet sevgili dostlar, hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 23 Ekim 2024'ün ilk videosu, belki de son videosu olacak. Belki de uzun bir video çekip hepsini bir arada söyleyeceğiz. Fenerbahçe'miz Zenit'le hazırlık maçı yapacak. 15 Kasım Cuma günü Zenit'le hazırlık maçı yapacağını açıkladı. Daha önce de söylemiştik zaten. Liglere verilen milli arada Zenit'ten özel maçta karşılaşacak. Ve Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Aslında milli aralarda maç yapılsaydı mesela Levent Mercan'ı, Oğuz Aydın'ı falan biz daha net izleyebilirdik. Böyle de bir olay var. Biraz daha kolay rakipler seçilip mesela atıyorum Kartal Spor, Eyüp Spor falan filan seçilip oynanabilirdi. Neyse. Şimdi Osterwolde mesela sakatlandı. Sezonu kapattığı söyleniliyor. Bendeki duyumlar biraz polyanlacı. İnşallah bendeki duyumlar doğru çıkar. Yani sıkıntı yaşayan Osterwolde'ne ilgili hani ligde Kostić, Avrupa'da Mert Müldür'ün kullanılacağı iddiaları var. Şimdi biliyorsunuz 73'te sakatlandı. Yerini Samet Akaydın'a bıraktı. Samsunspor teknik direktörü de eminim orada pişman olmuştur. Çünkü sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü. Yani yırtık tespit edildi açıklaması yapılmıştı. Teknik direktörü de inanmayıp sarı kart yemişti. Ama sonrasında herhalde şey yapmıştır. Hollanda'da ameliyat edileceği söyleniliyor. Hani önümüzdeki hafta gideceği belirtiliyor. Geçireceği operasyonlardan 6-8 ay sahalardan uzak kalacağı falan söyleniliyor. En iyi ihtimalle ligin son döneminde döneceği söyleniliyor. Hani Perşembe günü zaten Manchester United maçımız var. Zaten orada olmasının ihtimali yok da. Sosyal medyada birçok iddia var işte Avrupa'da sağda Osayi, solda Mert Müldür şeklinde bir iddia var. Ligde de Kostić diyor. Ben şunu da söyleyeyim, Amrabat'ın da sol bek oynamışlığı var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Aynı zamanda Çağlar Söyüncü'nün de sol bek oynamışlığı var. Hani aklıma gelmişken söyleyeyim de bilginiz olsun. Şimdi Fenerbahçe yeni Osterwolde'sini buldu. Archie Brown diye de haber vermişler. Şimdi Archie Brown haberi zaten yeniden gündeme gelmiş. Fenerbahçe puan kaybettikten sonra bana transfer haberi vermenizin bir önlemi yok. Bir anlamı yok. Bir mantığı yok. Hani bu sezon Gent formasyonu 18 resmi maçta 4 asist kaydetmiş. Şimdi Archie Brown zaten izlediğimiz bir oyuncu. Şimdi Google Chrome açacağım inşallah. Sıkıntı olmaz. Şimdi Archie Brown zaten 7 milyon euroya çıkmış piyasa değeri. 22 yaşındaki sol bek. Hani bu çocukla ilgili bizim enteresan şeylerimiz vardı. Bu arada Konferans Ligi'nde golü asisti yok. Konferans Ligi elemelerinde asisti var. Bu çocuk şu an 7 milyon euro. Bu çocuğu arkadaşlar 4 milyon euroya geçen sezon almışlar. Yani 2023 Ağustos'ta almışlar. Bu sezon 18 maç, 1367 dakika, 4 asisti var. Ancak Belçika Ligi'nde ve Konferans Ligi elemelerinde asisti var. Yani Konferans Ligi'de bir maça çıkmış, orada asisti falan yok. Hani ısrarla bize yazıyorlar. Bilmiyorum bu nasıl olacak, nasıl edecek. Ama şu an Osterwolde daha önemli. Sol bek arayışımız var mı? Bu da düşündürücü. Fenerbahçe Medikana derbide Beşiktaş Ayos'a, Beşiktaş Ayos'a set vermedi diyor. Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında evinde Beşiktaş Ayos'u 3-0 mağlup etti diyor. Burhan Felek'te yapılan maçı Fenerbahçe'miz kazanmış. Zaten amatör branşlar diye geçen bu branşlarda Fenerbahçe'miz gayet iyi. Fakat futboldaki sıkıntı haliyle diğerlerini de etkiliyor. Şimdi Fenerbahçe'de 4 yıldız ilk 11'e dönüyor. Aslında Fenerbahçe'de 4 kadro dışı anlamı taşıyor bu. Mourinho'dan radikal kararlar, değişiklikler. Şimdi birçok şey tartışılıyor. Kadro tercihleri nedeniyle de erken tartışmaya alınmaya başlandı. Ben şunu söyleyeyim. Kadro tercihi eleştirilmiyor Mourinho'nun. Mourinho'nun vurdum duymazlığı eleştiriliyor. Bu forma artık benim etim kemiğim, ben buna büründüm, artık siz neyseniz ben de oyum deyip de şimdi sanki kafasını kuma gömmesi. Şimdi eleştiriler ciddi manada arttı. Galatasaray maçı, Twente maçı, Fenerbahçe bu maçlarda zorlandı. Mesela Mert Müldür bu maçlarda rezil oldu. Tabiri caizse rezil oldu. Yine de Samsun maçında ilk 11'de oynatıldı.
aynı Mert Müldür Samsun maçında da rezil oldu. Ve biz bu Mert Müldür yüzünden Osayi Samuel'i oynatmadık. Hatta Osayi'yi kadroya almadık. Şimdi zoraki olarak birinci kadro dışında Osterwold'e mecbursun. Aslına bakarsan ikinci kadro dışında Cengiz Ünder. Cengiz de Avrupa listesinde arkadaşlar. Biz Cengiz'i yazıp Oğuz Aydın'ı yazmadık. O kadar akıllıyız, o kadar zekiyiz ki. Cengiz'i listeye yazıp Oğuz Aydın'ı yazmadık. Çok akıllıyız biz. Maşallahımız var. Ha şunu da söyleyeyim. Mourinho ve bu Portekizlilerin genel inat özelliği var. Bugün deseler ki Fenerbahçe'ye ya arkadaş listeye iki kişi yazabilirsiniz. Hadi size bir imkan tanıyoruz. Ciddi ciddi söylüyorum. Ne yani Kostić, Levent Mercan, Oğuz Aydın. Hani mesela ben olsam ne yaparım? Kostić'i sol bek diye yazarım. Osterwold'i çıkartırım. Zaten oynayamayacağım. Cengiz'i çıkartırım. Ulan bari Oğuz Aydın'ı yazayım falan derim. Bu ne yapar biliyor musunuz? Bu gider Bartu Elmaz'ı yazar. Yani öyle bir inatlaşmaya başladığını düşünüyorum ben artık. Bartu Elmaz'ı yazar. Şeyi çıkartır. Ondan sonra başka kim var? Abidik Gubidik. Onu yazar. Cengiz'i çıkartır. Hatta Cengiz'i çıkartmaz be. İyileşir nasıl olsa diyelim. Şimdi İrfancan Kahveci mesela. İrfancan'ın kesinlikle oynaması lazım. Kimi kesiyorsan kes. Aynı şekilde En-Nesyri. Fenerbahçe tarihinin en pahalı ismi. En pahalı transferi. Ya Maximen. Maximen mesela senelik maliyeti 8 milyon euro. Bakın ben 4 kadro dışı dedim ama hani mesela Osterwold ile Cengiz zaten kadro dışı. O ayrı mesele. Mecburen Mert Müldür'ü oynatacak. Ama ben yine Mert Müldür'ü de yani Mert Müldür'ün de kadro dışılarından biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü o bölgede benim tanıdığım Mourinho, benim çözdüğüm Mourinho Amrabat oynatır. Çünkü eşek inadı var. Bu inattan da vazgeçeceğini zannetmiyorum. Bu inatla da bizi perişan edeceğini düşünüyorum. Şimdi 4 yıldız geriden tekrar 11'e gelecek. Kostić oynatamıyorsun. O sayı mecbur oynatacaksın 1. İrfan oynatacaksın 2. Maximen En-Nesyri oynatacaksın 4. Aslında 4 tane yıldızı ilk 11'e koymuş oluyorsun. 4 kişiyi de kesmiş oluyorsun. Yani bu 4 ismin de 4'ünde başlaması lazım. Aynı zamanda Livakovic'te değişiklik olmaz. Şimdi Edin Dzeko'nun kesilmesi lazım. Bir kere onu söyleyeyim. Hani Edin Dzeko sahada yürüyecek dermanı yoktu. Bugün geriye dönelim. Hani bazı isimler ders alır ya. Bugün geriye dönelim. Hani kadroyu tekrar çıkart diyelim. Hani Osterwold'e sakatlanabilir. Aman dikkat et diyelim. Yine Osterwold'e oynatır. Yani böyle bir inat olduğunu düşünüyorum. Ve bunun da hem Fenerbahçe'ye hem kendisine zarar verdiği görüşündeyim. Tadić, Dzeko. Tadić golünü atmış. Asistini yapmış. Takım 2-1 öne geçmiş. Yaşı 35. Ne olurdu Tadić'i çıkartsaydın orada? Ya orada ne olurdu Tadić'i çıkartsaydın? Ya da ne bileyim Osterwold'i, Tadić'i çıkartsaydın. Dzeko'yu çıkartsaydın. Ne olurdu yani? Ne değişirdi? Mesela Dzeko'yu çıkartıp madem rakip geliyor, madem geriye çekileceksin. Çok zor değil. Dzeko'yu çıkart. Atıyorum oraya işte İsmail'i falan da almadım. Bartu Elmaz'a. Mert Hakan Yandaş al. 4 5 1'e dönelim. Ya da 4-4-2 ama kanatlardaki forvetleri biraz daha içeri kat ettirelim. Neyse olan oldu biten bitti. Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişmiş. Hakemler tarafından kullanılan ve bazı futbolcuların kalbiyle aklını çeliştiği Galatasaray şampiyonluğun favorisi olarak gösterilmiş. Yani bir zahmet. Yani Galatasaray'ın oranı 2.10'dan 1.60'a düşürülmüş. Fenerbahçe'ye 2.5 oran, Beşiktaş'a 4, Trabzonspor'a 67 oran belirlemişler. 61 belirlemeleri lazım. Trabzonspor kasa başvurur şimdi. 61 belirlemediler diye. Ya ben size bir şey söyleyeyim. Galatasaray'a 1.01 vermeleri lazım. Artık yaptınız şampiyon, yaptınız Galatasaray'ı. El birliğiyle yaptınız artık. Ve Fenerbahçe psikolojik olarak çöktü. Beşiktaş'ta bu hafta doğrarsınız Galatasaray maçında. Oh onlar da yarış dışı. Galatasaray'ı ligde zirvede bırakırsınız. Birileri Okan Buruk'a Allah diye tapmaya devam eder. Yani o kadar kalbi kötü ki ya. Yak boğazlı kazak şu bu. Millet oğluyla alay ettiği zaman. Yok alay etme de değil ya. Çirkin dediği zaman ana avrat küfür edenler. Desenize ya milletin kazağına ne laf ediyorsun. O da onun kızının hediyesi. Seninki kutsal seninki önemliyse onunki de önemli diye. Aman. Fenerbahçe'nin uğraştığı bazı gerçekler var. Mesela Ryan Kent gerçeği. Şimdi sözleşmesi feshedildi Kent'in ama ilgi çeken bazı şeyler konuşulmaya başlanmış. Kasa gitmeyi düşünmüş. Daily Mail'de yer alan habere göre İsmail Kartal'ın ardından
Jose Mourinho döneminin de hani dönem, bu dönemde de ayrı kaldı ve kasa taşımaya karar vermiş. Fenerbahçe'de sözleşmesini feshetmiş. Haliyle bir miktar da para verdi mecburen. Hani Fenerbahçe'nin açıklamasında şöyle oldu böyle oldu açıklaması var ama şimdi bir haber Radekurun için Monaco şey Radekurun için takımı Monaco'ya yenilmiş. Monaco evinde Kızılyıldız'ı 5-1 gibi bir skorla mağlup etmiş. Geçen günlerde basketbolda Fenerbahçe yenilince Monaco'yu paylaşıyorduk. Kızılyıldız'ı paylaşıyorduk Krunic. 60 dakika sahada kalmış, sonra çıkmış. Yani başımıza bela olan ender isimlerden birisi. Ve Kızılyıldız'ın tek golünü Göztepe Adana Demir forması genç Şeref Endiaye 27'de penaltıdan kaydetmiş. Yani adamlar şey yapıyorlar. Fakat bizim şu anda konuşmamız gereken asıl husus Aykut Kocaman. Aykut Kocaman'ın ilginç ötesi, ilginç açıklamaları var. Yani eski teknik direktörlerimizden Aykut Kocaman, Fenerbahçe'yle ilgili inanılmaz açıklamalarda bulunuyor. Şimdi satır aralarını okumayı öğrendik Ali Koç sayesinde. Sağ olsun bize bunu üstüne basa basa söylediği için biz de ezberledik artık. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Şimdi Aykut Kocaman, HT Spor canlı yayında açıklamalarda bulunmuş. Fenerbahçe sizin için ne ifade ediyor? Hani dönmeyeceğiniz zamanda döndüğünüz oldu sözlerine cevap veriyor. Diyor ki şöyle, burası Türkiye. Bu kulüpler çok önemli firmalar. İnanılmaz güçler olan, içinden çıkan insanları çok önemli yerlere taşımış olan yerler. Fenerbahçe de öyle, Galatasaray da öyle, Beşiktaş da öyle. Buradaki arkadaşlarla büyük ihtimal aynı duyguya sahibiz. Bu kulüplerde ihtiyaç olduğunda gel deniyorsa birisine o gider. Bunun başka bir şey olmaz diyor. Yani birine ihtiyaç var gel deniyorsa o da gider diyor. Bunun başka şeyi olmaz diyor. Şimdi sadece kendisi değil. Şimdi orada programda Rıdvan Dilmen ve Oğuz Çetin de var. Orada bayağı bir kaynattılar yani. Oğuz Çetin ve Rıdvan Dilmen hani bize gel denirse geliriz diyor. Bak burada bir mesaj var. İkincisi, içselleştirdiğim bir durum bu. Kendi duygularımı söyleyeceğim. Ben 6 sene ayrıydım Fenerbahçe'den. Ayrıldıktan sonra 6 sene içinde çok teknik direktör krizi oldu. Olmalıydım demiyorum. Milli takıma da söyleyeceğim aynı şeyi. Dünyanın her tarafında teknik direktör arandı. Bir tek seçenek olarak benim ismim geçmedi. Tekrar söylüyorum, benim bir beklentim yok ama bir durumu anlatmaya çalışıyorum. Hani neden ben değilim diye sorusu değil diyor. Bunu sorma hakkım yok. Bunun yanıtını o günkü yönetenler verirler. Ben olmak zorunda değilim ama bu CV ile hani seçeneklerden biri olamıyorsam bu bir durumdur diyor. Şimdi Fenerbahçe'nin güncel durumuyla ilgili Aykut Kocaman çok güzel bir cümle de kurdu. Diyor ki 8 puanlık fark var. Artık bu saatten sonra ciddi bir seri yakalanması gerekiyor. Fenerbahçe'de oyuncuların arzusu azalmış gibi gözüküyor. Fenerbahçe şu anda çok önemli bir virajda. Fenerbahçe bu virajı geçerken yarışta kalabilirse yarışta son haftaya kadar gider. Ama bu virajı geçen seneye göre biraz daha tehlikeli bir viraj olarak da gözüküyor. Ya buraya gelen yabancı teknik direktörleri kendilerini yukarıda görüyorlar ve kolay sanıyorlar. Sonra buradaki zorlukları görünce bir duvara çarpma hali oluyor. Jose Mourinho'nun şu anki beden dilini ilk geldiği gündeki gibi yüksek özgüvenini görmüyorum. Şu anda çok sağlıklı gözükmüyor diyor. Yani Jose Mourinho şu anda çok sağlıklı görünmüyor diyor. Aslında burada da mesaj var. Ben burada ne anladım biliyor musunuz? Aykut Kocaman aslında diyor ki Fenerbahçe çağırırsa gelirim. Hani çağırdığın kızlar nerededir Osman diyor ya. Çağırırsa gelirim diyor. Ama aynı zamanda bak ihanet de etmiyor Fenerbahçe'ye. Diyor ki başınızda bir teknik direktör var. Eğer buradan seri galibiyetlere çıkarsa bu teknik direktör şampiyonluğu zorlar diyor. Hani bu kadar karalar bağlamayın diyor. Ben buradan bunu anlıyorum. Ve kendisine de yakışanı yapıyor. Bakın arkadaşlar ekmek kimse kimsenin ekmeğiyle oynamaz. Yani şerefli insanlar başka insanların ekmeğiyle oynamaz. Aykut Kocaman burada kimsenin ekmeğiyle oynama derdinde değil. Adam diyor ki kardeşim beni çağırırsanız ben gelirim. Gelmem demiyorum. İsmail Kartal, ben size İsmail Kartal'a ilgili flash bir şey söyleyeyim. İsmail Kartal gelmem diyor. Yani yakın çevresine öyle diyormuş. Duyduk yani. Bir daha gelmem diyormuş. Hani ben yapacağımı yaptım.
Unumu eledim, eleğimi astım diyormuş. Ha, aslında Fenerbahçe bir şeyi deneyebilirdi. Hani Oğuz Aykut, Rıdvan, İsmail Aykut, Rıdvan olabilir, başkası olabilir. Ha, aslında biz bunu deneyebilirdik ama bu da bizim genetikte yok maalesef. Birden fazla teknik direktörlü bir dönemimiz herhalde hiç olmadı. Bir tek işte Volkan Demirel yönettiydi bir ara. Volkan Emre falan birlikte yönetiyorlardı. O da hani koskoca Fenerbahçe'nin de hani futbolu yeri bırakmış isimlere kalmaması lazımdı. O da ayrı bir olay ama neyse. Yani anlatabildim inşallah. İnşallah anlatabilmişimdir. Yani durumlar bunlar arkadaşlar. Çok söylenecek söz var ama Aykut Kocaman'ı ister misin Mustafa Hocam? İstemem arkadaşlar. Siz Aykut Kocaman'ı da yersiniz. Mourinho'yu ister misin Mustafa Hocam? Mourinho'yu da istemem. Onu da yedik. Yani Mourinho kendi kendine yedi, o da ayrı mesele. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben bir taraftan seviniyorum biliyor musun? Çünkü Ali Koç aslında ektiğini biçiyor. Bak ben savunmuyorum Ali Koç'u. Ama diyorum ki arkadaş 6 senesi bu adamın başarısız mı başarısız. Bana kalırsa geçen senesi başarısız değil. Bana kalırsa geçen senesi başarılı ama nesi başarısız? Takım lider. 3 kulvarda 4 kulvarda ilerliyor. Çıktı dedi ki ben varken şampiyon yapmayacaklar. Takım oradan düştü. Hani şey der gibiydi. Hadi takım. Hani siz bir kötü gidin de. Hani yakışmıyor. Yani gerçekten durum böyleydi ya. Liderlik yakışmıyor der gibiydi. O yüzden de bir şey demek istemiyorum. Yani bu seneye baktığın zaman adam iyi teknik direktör getirmiş. Aziz Yıldırım istediği adamı getirmiş. Yani onlar kimi getirecekse bu da onu getirmiş. İstediği adamları almış. En-Nesyri, Maximen, Amrabat. Bunun dışında Çağlar Söyüncü'yü özellikle istedi. Çağlar, Oğuz Aydın'ı sordular. Alın dedi, yetenekli çocuk, ben bunu oynatırım. Levent Mercan dursun ya, Ferdi'yi gönderdik de bu dursun. Hani Osterwold ile sol bek oynar falan dedi. Levent hiç düşünmedi. Kostiç birdenbire şapkadan çıktı. Akşam pazarı fırsatıydı. Biz almasak Galatasaray alacaktı, o da ayrı mesele. Onun dışında mesela bakıyorum. Adam mesela Mert Müldür'ü oynatacağım ısrarla oynatıyor mesela. Mert Müldür'ü oynatmayı Mourinho kendi istiyor mesela. O sayede daha yetenekli buluyor. Futbolcuların çoğu küsmüş durumda. Bunu toplaması için futbolcuların toplantı yapacak. Diyecek ki arkadaşlar gelin bu cendereden birlikte çıkalım. Ben size hak veriyorum. İşte antrenman performansınız iyiydi, şu iyiydi, bu iyiydi. Ben oynatmadım ama artık ciddi rotasyon yapmak zorundayım. Hani 3 maçta biriniz, 2 yani bu maçta 4 kişi, bu maçta 5 kişi. Böyle böyle değişim olacak. Aynı zamanda 5 oyuncu değişikliği hakkım var. Maçın içinde süre bulacaksınız. Golünüz, asistiniz benim için önemli değil. Önemli olan takımın kazanması. Hadi hep birlikte bu takımı kazandıralım deyip bir tık daha ofansifliğe bürünürse, yani 2-0 öne geçiyor takım, geri çekiliyor. 2-0 öne geçince geri çekilme. Sen Fenerbahçe'sin. Madem ligi küçük görüyorsun, madem rakipleri küçük görüyorsun, 10-0'ı 10-0'a uğraş. Mesela benim bir iddiam var. Fenerbahçe hiçbir takımı 5-0 yenemez. Hani Türkiye Kupası'na falan dırt dırt takımlar gelecek de belki o zaman. Onun dışında hiçbir takım 5-0 yenemez. Bu mantaliteyle yenemez. İsmail Kartal mantalitesinde ofansif mantaliteye dönelim. Çok açık söylüyorum, derbilerde dahil 3 golden aşağı attığımız maç olmaz. Çünkü çok iyi kadromuz var. Bak kadromuz çok iyi. Maximen hamle oynatacağım desen hamle. Oğuz Aydın'a hamle desen hamle. İrfan Can'a hamle desen hamle. En-Nesyri ile başlayayım. Cenk Tosun hamle desen hamle. Szymański ile başlayayım. 4-4-2'ye dönerim desen hamle. Bir sürü futbolcum var. Yani bakmayın siz Osterwolder'in şunun bunun ne yaptığına. Önemli değil. İnşallah akıllanır. İnşallah kendine çeki düzen verir. Ha Aykut Kocaman. Aykut Kocaman gelmez. Boşuna beklemeyin. Ali Koç sözünü yemez demeyeceğim. Ali Koç sözünü yer. Ali Koç çok güzel yer sözünü. Şimdiye kadar yediği gibi gene yer. Ama durum bu arkadaşlar. Teşekkürlerimi sunuyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere.